Efendim programımıza bir günlük bir ayrılıktan sonra yine Türk TV ekranında size yine bugün merhaba diyerek, yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlıyoruz efendim. Biz hava dışarıda gerçekten güzel bir hava var bugün İstanbul'da. Oldukça da yoğun bir trafik var her evet. zaman olduğu gibi. Bu yoğun trafikte, bu güzel havada biz böyle can kıraç bir şekilde evet. sizlerle kavuşabilmek, sizlerle buluşabilmek için böyle hızlı adımlarımızla kanalımıza, stüdyomuza geldik ve bugün yine Türk TV ekranında buluştuk. Yine bir konuğumuz var ama her şeyden önce ben Erdem Gençtürk hepinize şimdiden tüm kalbimizle, tüm gönlümüzle iyi eğlenceler diliyoruz efendim. Bugün yine güzel, keyifli bir programa imza atmaya çalışacağız. Siz de ekranınızın karşısında ümit ediyoruz ki aynı duyguları paylaşacaksınız efendim. Dünkü programımızdaki konuğumuz Yıldırım Caner'di. Belki tanıyorsun. Yıldırım abi çok Yıldırım, sevdiğimiz Yıldırım bir insandır. Eski aynen. güzel şarkıları vardı. Evet. Hani yüreğimizde çoktan yer etmişler. Evet. Onları dinledik. O biraz daha bu piyasada, bu camiada eski bir sanatçı. Eski olduğu için. Sen evet. daha yenisin. Daha sevilen. Hakan Berk var. Efendim. Bugün konuğumuz. Şöyle de göstereyim. Hakan Berk posterinde görüyorsunuz. Ben kendisiyle ilk kez bugün stüdyomuzda karşılaştım. Tanıştık, merhabalaştık. Hatta bir daha hoş geldin diyorum. Merhaba. Şimdi bizim bu ekibimizdeki arkadaşlarımızdan bazıları senin sesini daha önce dinlemişler. Evet. Bir met ediyorlar, bir övdüler. Ben dedim ki amanın dedim. Böyle bir sanatçı adayımız var, bir şarkıcımız, bir yorumcumuz. Hani hemen sanatçı demeyelim de. Böyle bir yorumcumuz var, bu kadar met ediyorsunuz. Gönderin gelsin dedim. Şu ya, anda zaten ha. biz kendimizi tam olarak sanatçı görmüyoruz. Ben evet. yorumcuyum evet. açıkçası. Bak onu öyle özellikle söyleyeyim. Altın çiziyorum. Evet. Çünkü ben hani bazı insanlar hemen sanatçı sıfatına layık olduklarını düşünüyorlar ama sanatçılık evet. öyle... yıllarını sen bu işte geçirsen, 30 senede geçirsen halen daha sanatçı olmak için çaba sarf ediyor olman gerek evet. bence. Bu onun büyüklüğüdür. Bu kişinin kendine olan güvenidir diye düşünüyorum. İşte onu anlatıyorum. Arkadaşlarımız bir met etti. Hakan'ın dediler bir sesi var. Dinlemeye doyamazsın dediler. Ederim. Ben de hemen dedim hemen alalım kendisini. İşte bizim bak böyle gördüğün gibi bir mikrofonumuz var. Çok güzel bir mikrofon. Bizim sesçimiz var. Bunu öyle güzel ayarlıyor ki. Yani şarkıcı olmasam bile ben böyle başlayıp söyleyesim geliyor. O kadar coşuyorum. Öyle de güzel bir ses sistemimiz var. Öyle güzel ekibimiz var ki. Ben bu mikrofonu görünce birden kendimden geçiyorum ama tabii benim işim şarkıcılık olmadığı için ben bunu sadece böyle bakmakla yetiniyorum. Ve yorumcu piyasada, için yorumcumuza verip onu seyretmekle yetiniyorum. Bizim piyasada televizyon programlarında işte çıkan arkadaşlar evet. bazen böyle yapıyorlar. Ya işte sabah erken olduğu için okumak istemiyorum falan. O gibi polemikler oluyor. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Biz hani genelde bir nezle bir grip sahne... oluyorlar. Bir nezle falan o durumlar söz konusu. Bak ben bu güzel gelirken bir... klimayı açtım ama evet, belki bizim... rahatsız olmuş muyumdur diye düşünüyorum. Bizim klima çok güzeldir. Mümkün değil. Şöyle güzel Allah yakışır şükür. Ama bu sana. Tabii ki. Neden olmasın? Şimdi sevgili seyirciler. Duyuyorlar mı şimdi? Duyuyorlar. Şimdi tamam. biraz sonra bir güzel yankılı bir güzel sesin gelecek ki. Onun Zafer öyle bir erecek ki herkes coşacak burada. Şimdi senin sesini ben çok met ettim. Dedim ki ekibimizdeki arkadaşlarımız Hakan'ın sesini öyle bir met ettiler ki ben dayanamadım. Bir an önce gelsin dedim. Çok teşekkür ederim. Şimdi dinlemeyen bizim seyircilerimiz vardır. Ya, bu kadar anlattın ama biz daha bir şey duymadık diyenler var. Şimdi albümü dinleyeceğiz zaten. Albümden eserler gelecek, beğenirlerse gidip satın alacaklar. Bu arada tabii bakalım ki. Hangi firmadan çıkmış senin albüm? CGM Prodüksiyon'dan çıktı. Dağıtımcımız Öncü. Önce. Mesela önce buraya daha... güzel bir yazı yazmışsın. Demişsin ki, işte sevgili dinleyiciler, sizlere dostlarımla birlikte keyifle dinleyeceğiniz bir albüm hazırladık. Evet. Ve sağduyunuza güvenerek korsana hayır temennisiyle evet. saygılarımı sunuyorum diye yazmışsın. Ya bu korsan sadece korsan olsa iyi. Son zamanlarda derken aşağı yukarı bir senedir bunun acısını bayağı bir derinden yaşıyoruz. MP3'ler bu, bilgisayar, internetler. Küçük zaten böyle iPod'lar var MP4. Sektörümüzü iyice öldürdü. Onun için ben korsana hayırdan ziyade dinleyicilerimizi, bizleri sevenleri lütfen ve lütfen şu yapmış olduğumuz albümleri müzik marketlerden birebir gidip almalarını rica ediyorum. Ama kaç para verip alıyorlar? Şu anda 9 milyon, 10 milyon. 10 milyon, 12,5'a kadar gidiyor. Evet. Tabii korsana oluyor 1-1,5 milyon lira. Tabii. Ne yapsın diyor ki çünkü, ben ona vereceğim diyor, ondan alırım 10 tane diyor. Çünkü bir albüm... indirim olmasında fayda var. Var. Onun kampanyasını bir ara başlattılar. 7 milyon gibi bir rakamlarda satıldı. Ama olay o değil. Tabii insanların sağduyulu olması lazım bu konuda. Biz çünkü bir albümü çok kolay hazırlamıyoruz. Çok ciddi emekler sarf ediyoruz. Çok ciddi paralar harcıyoruz. Ama çok basit bir şekilde tüketiliyor. Onun için ben rica ediyorum. Peki Hakan, senin ilk söylediğin şarkı veya türkü neydi? Hatırlıyor musun? Albümde mi? Albümden önce. Yani daha önceki yıllarda böyle kaset çıkartmadan önce söylediğin vallahi, hangi şarkı vardı? Çok eskiye dönersek ben aşağı yukarı... İlkokulda
müziğe başladım. O zaman Körler Derneği ile yardım amaçlı konserlere de gidiyordum. Okulumuza geliyorlardı konserlere. Beni hemen sahneye çıkarıyorlardı. İşte sesim güzel olduğundan dolayı. Ne söyletiyorlardı? Mesela hiç o zamanlar çok okuduğum bir şarkı vardı. Elinde yeşil gügüm, yâre yetmiyor gücüm. Bu ne diye bir şarkı? Ne tarz? Mahmut Tuncer'in, sevgili Mahmut abimizin o zaman okuduğu güzel bir parçaydı. Sen şimdi sahneye her at çıktığında hep de sana bu şarkıyı okutuyorlarmış. Sen o şarkıya çok alışık oldun, gayet aşikar anladığım kadarıyla. Onu değil de ha. Onu şimdi sözlerini ha. Belki pek hatırlayamam çünkü. Ha başka bir tane mi vardı? Ta 7 yaşında okuduğum bir parça. Anda. Öteki hangisi peki? Öteki? Vallahi aklında olan o dönemlerde çok şarkı vardı. Bir tane hatırlat bakalım şimdi. Biz bir dinleyelim seni. O dönemlerini. Bu güncel bir şey okusak. Güncel bir şey söyle. Ama ben bu albümden istemiyorum. Onu... Albümden değil. Ha güncel. Albümden değil. Hangisi? Güncel bir şey okuyalım. Kutsi'nin doğum günü yapalım mesela. Peki tamam. Mikrofon senin. Orkestramız yok. Bir canlı okuyoruz. Bak şimdi güzel ses çıkacak ki. Hazırız. Senden sonra yaşadığımı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim. Beni sensiz bıraktın, anlamadım. Ne istedin bilemedim, gözümdeki yaşlarına ellerin bensiz kalsın. Sen aşk nedir bilir misin sevgili? Bu kadar yeter mi? Böyle kısa olsun. Hocam, tekrar canlı devam ederiz. En azından algılanmıştır. Algılandı. Ne yapıyorlar seyircilerimiz? Algıladılarsa dediğin gibi 0212-556-8870. 0212-556-8870. Diğer bir deyişle 0212-556-8870 numaralı telefonumuzu arayarak efendim. Arayın, bizlerle bağlantı. Canlı telefon evet. Bağlantısı kuruyorsunuz. Şimdi senin sesini duyurduk. Evet. Senin bir de klibin var. Herhalde hazırlanıyordur bu klip diye düşünüyorum. Böyle tadımlık olsun diye yarım kestim. Yine devam edelim. Edeceğiz. Evet. Efendim, Hakan Berk'in bir klibi var sırada. Hangi şarkının klibiydi bu? Zor Gelir adlı parçamızın klibiydi. Hazırsa şimdi klibimiz... senin klibi yeni getirdiğimiz için şu anda daha hazırlık aşamasındaymış. Tamam. Daha tamam. Güzel olacak. Böyle. O zaman geç olsun, temiz olsun. Bir parça yapalım. Böyle yapalım, bir playback yapalım o zaman. Madem sesin tadımlık dedin. Faka bastım, sevdalandım, hain aşkımı yolla. Bir hazırsa sevgili gelsin. Sevgili Sezar'a, sevgili yönetmenim Suat Aydoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım gerçekten o zaman. Çok güzel efendim, yönetmenime ben buradan sesleniyorum. Biz bayağı bir sohbet ettik. Senden o şarkıyı gelsin dinleyelim. Ben şöyle kenara kaçacağım, saniye sana bırakacağım. Ondan sonra ise Gülben Ergen yani ardından da İntizar Nazar Boncuğu'yla burada olacak ama önce seni dinliyoruz. Tamam. Hasretin yar süründürür. Sensiz hayat çekilir sanma. Seven yüreğim var hafife alma. Bu aşk oyunsa kalbimi çaldı. Evet aşkım sen kazandın. Faka bastım sevda.
şans ver bari, yüzümü güldür. Sen uzaktasın, bense burada, hasretin yar süründürür. Sensiz hayat çekilir sanma, seven yüreğim var hafife alma. Bu aşk oyunsa kalbimi çaldı, evet aşkım sen kazandın. Faka bastın sevda. Alo. İyi günler. Sesiniz geliyor mu efendim? Alo. 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 Evet. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Buyurun efendim, iyi günler diliyoruz size. Ben İzel. İzel, ben seni tanıyorum ama İzel, senden bir şey rica edeceğim. Evet. Beni görüyor ve duyuyor musun İzel? Evet. İzel, kumandayı eline al İzel. Sesi biraz kıs. Öyle güzel söyledim, televizyonu bile kapatır şimdi. Evet. Şimdi çok ben... güzel bir mikrofonik sesi var ama. Var. Ben bazen çok korkuyorum böyle telefonda arayan seyirciyle çok nazik ve kibar konuşmaya çalışıyorum. Çünkü televizyonunun sesini kapat diyorum, şak diye telefonu kapatıyorlar. Ama doğal bir şey, ben size yani... kuzenimi vereyim. Siz kuzenler yine ikiniz bir arada mısınız? Kuzenler. Evet. Nişantaşı neresiydi? Nişantaşı'nda. Şimdi bir şey söyleyeceğim, Hakan'a tanıtayım ben sizi. Şimdi öyle bir şey oldu. İzel'cim merhaba. Merhaba. Bunlar iki kuzen. Evet. Hakan. Arada bir programımızı arıyorlar, neşeli insanlar. Kuzenler kapatıyorlar, 10 dakika sonra bir daha arıyorlar. Bir şey, şey diyorlar, bir şey unutmuştuk, şunu da söyler miyiz? Tekrar onun için ne aradık diyorlar. Ne mutlu size, program öyle... fanatiklerimiz var, evet, yani evet. Değil mi? Şimdi İzel, bizi aradın, sen dünkü programda aramamıştın herhalde. Efendim? Dünkü programda aramadın sen. Yok, aramadım. Niye aramadın ama olmaz ki, bak şimdi ceza kesmemiz lazım. Okula gitmiştim, arkadaşlarla buluştuk biraz. Bugün niye gitmedin? Efendim? Bugün niye gitmedin okula? Bugün hafta içi. Bugün gitmedim. Hastayım biraz. Hastasın. Grip olmuşum artık herhalde. Okullar tatil olmaya yakın. Biz de çok yaşadık bunu. Hep kaytarırdık, kaçardık. Açık açık itiraf edelim yani. Pazar günü sınava gireceksin değil mi ÖSS? Evet. Bak sen dün bizi seyretmedin. Ben şimdi o dünkü programdaki konuşmaları tekrar yapmak istemiyorum ama ilerleyen dakikalarda benzerleriyle sizlere yine sesleneceğim. Dünkü programda öğrencilere ithafen yapmış olduğumuz konuşmalar, şarkılar vardı. Ve dünkü programı yorumcumuz Yıldırım Caner'le bütün öğrencilere ithaf etmiştik. Çok büyük bir kayıp olmuş senin için. Kuzen. Evet. Kuzen. Olmadı kuzen. Bence de. Şimdi ama telafi etmek için mesela İzel'den bir ufak şarkı ceza olarak keselim. Bilmiyorum. Yani. Öyle bir şey yapmazlar herhalde. Var mı öyle bir durum? İzel'cim var mı öyle bir yeteneğimiz? Benim. Biraz sesi kısık ama. Ama ne söyleyeceğim? Bir şey mi söyleyeceğim? Söyle bakalım, bir duyalım seni. Bak Hakan özellikle rica etti. Ya söylemezsen olmaz mı? Söylemezsen olmaz, olmaz. Peki zorlama yok. Yani içinden gelen bir şey olursa siz böyle. Siz çok kibarsınız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ şimdi, olun. Şimdi Hakan'ı seyredip ilk defa bizim programımızda mı gördünüz? Evet. Kuzen, İzel değil mi? Kuzen diyelim. Peki sana aratan sebep onun yakışıklı oluşu, yorumcu kimliği. Neden arayıp katıldın, dün aramamıştın? Hani arada bir arıyorsun, sormamız lazım şimdi. Evet. Yıldırım abi de yakışıklı canım şimdi. Kuzen aradı geçen bizim bir yorumcumuza, dedi ki sevdiğiniz var mı diye sordu. Değil mi kuzen? Evet. Şimdi
Bakalım nasıl bir soru gelecek, merakla bekliyoruz. Şimdi sevgili Erdem çok güzel yerlerden sıkıştırmaya çalışıyor ama ben renk vermeyeceğim tabii. Dur bakalım. Ben bana. Sevgilim var tabii. Yani annemi seviyorum, babamı seviyorum, sizleri seviyorum. Onlar herkes seviyor, yani herkes seviyor. Sanatımı seviyorum. Biz de seviyoruz. Bundan büyük sevgi olabilir mi? Peki, kuzen. Efendim? Hakan'a bir güzel soru sor bari, hadi. Bu kadar söylüyorum, tüyoyu veriyorum. Yani sen içinden ne geçiyorsa sorabilirsin. Doğaçlama yani. Evet. İleride evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çok güzel bir soru sordu, tebrik ediyorum seni. Yani... Tam bir kuzene layık bir soru sordun. Bilemiyorum, onu sen cevap vereceksin. Annem gibi sordu. Evet. Gerçekten annem de hep bu soruyu bana soruyor. Oğlum ne zaman evleneceksin, ne zaman evleneceksin diye. Ben şu an zamanı olmadığını düşünüyorum. Çünkü mesleğimde daha taşlar tam olarak yerine oturmadı. Oturduğu anda emin olun biz de... Dede! Dede mi? Herhalde telefon gitti değil mi? Öyle anlıyorum. Kuzen dede mi geldi? Bir şey dedesi geldi. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi kuzen normalde o kadar böyle telefon konuşmalarında böyle çok kısa evet. tutarız ama bu kuzenler çok şen şakrak olduğu için evet. biraz uzattık. Şimdi o sana ileride evlenmeyi düşünüyor musun diye sorunca dedesi baskın yaptı hemen. Dedi ki sen ne evet. biçim soru soruyorsun? Çünkü her engel olmasa daha sonra telefon numaranı alabilir miyim Eyvah. Diye sorabilecekti. Eyvah. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun efendim? İki klip arası verelim. Evet. Daha sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Biliyorum, peki, klasik Türk musikisiyle aran nasıl? İyi. Mesela çok güzel şarkı... Hemen mikrofonu alalım bir tane. İşte ona ya, bravo, bravo. Ben mikrofonu vereceğim zaten. Ben zaten hemen yakalıyorum. Şimdi diyorum ki Erdem mikrofonu uzatacak Türk müziğinden bir tane. Mesela başlıyorsunuz. Dönülmez akşamın mesela... ufkundayız. Ben fazla yaklaştırmıyorum ki. O kadar duyulmasın. Başka bir şey yapalım. Ben ona örnek verdim. Ama klasik Türk musikisi... Keyfimize, neşemize, her şey anlamda, olumlu, müsbet anlamda çok şeyler şimdi katacak şarkılarla doludur. Türkiye'de gerçekten Türk müziğine gerektiği değer verilmiyor. Son zamanlarda bu Alaturka Pop adlı yarışmalarında işlenmiş oldu Türk müziği. Ve bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Türk müziğimiz çok önemli bizim için. Halk müziğimiz, Türk müziğimiz gerçekten çok önemli. Eğitim çok önemli. Evet, eğitim çok önemli. Pazar günkü ÖSS çok önemli. Onu da hatırlıyorum arada böyle. Türk müziğinden ÖSS'ye geçiş. Üstüne geçiyoruz biz. Öğrencileri düşünüyoruz programımızda. Türkiye'de sadece insanlar saplanmış. Mesela Tarkan Türk müziği okuyor diye, aa işte Tarkan çok iyi okuyor, dört dört, tamam güzel okuyor. Ama Türkiye'de Türk müziğini çok daha güzel okuyan insanlar da var. Mesela ben diyorsun. Ben, evet. Şimdi, bu konuda mütevazi davranmıyorum. Gerçekten gayet, çok ciddiyim. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çok iddialı bir konuşma geldi sevgili seyirciler. Mikrofonumuzu seyirciler. Açık mı mikrofonu şu anda? Mikrofonu şimdi açacak Zafer'cimiz. Evet. Sevgili Zafer'e, rejideki sevgili biz Zafer'e. Biz buradan saldığımız zaman o bizi görüyor zaten. Saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi çok kendisini önemli, çok seviyoruz. Çok güzel ve iddialı bir an sevgili seyirciler. Şey. Klasik Türk musikisini ben en iyi icra edenlerden biri olarak kendimi görüyorum. Yani birçok kişi var ama ben de onlardan biriyim diyen Hakan Berk. Şimdi bu iddiasını bize ispat edecek. Hangi evet, şarkı? Sesiniz açık şu anda. Hangi şarkı? Benzemez kimse sana, tavuruna hayran olayım. Benzemez kimse sana, tavuruna kurban olayım. Bakışında süren işlene kurban olayım. Bakışında süren işlene kurban olayım. Bravo. Şimdi Hakan'cığım, gayet güzel seslendirdin ama biz klasik Türk musikisinden böyle bir şarkı bize yetmiyor. Bir tadımlık yetmiyor oluyor. Böyle mu? Çok güzel popüler şarkılar var. Mesela biz bu anlamda Sevemedim Karagözlüm isimli Orhan Gencebay'a ait, altını çizerek söylüyorum. Herkes bilmiyor ama bununla ilgili biz çok muhabbet ettik. Orhan Gencebay'a ait olan Sevemedim Karagözlüm'ü ilk 45'liğinde okuyan Oya Nurdan'ı konuk evet. etmiştik burada. O şarkıyı bilir misin? Az böyle birkaç cümle. Çok Sevemedim Karagözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni ellen yıllar boyunca. Kuşlar gibi
ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bravo. Gideriz böyle efendim, gideriz. Başlıkma gideriz. Biz ailenizin programı evet. diyoruz. Efendim, şimdi gayet güzel gidiyoruz. Eğitimden bahsettik. Evet. Sen eğitimin önemini anlattın. Şimdi sevgili seyirciler, Hakan dinledik. Eğitim çok önemli. Adamın birisi oğlunu okutmamış. Demiş ki benim oğlum çok zeki demiş. Ne okutacağım demiş, uğraşacağım demiş. Neyse bir gün fırın açmış yıllar sonra. Okutmadığı bu oğlunu fırında işçisi olarak yanına almış. Ve bir gün işi çıktığı için demiş ki oğlum fırın sana emanet demiş. Bırakmış gitmiş. Birkaç saat sonra döndüğünde oğluna sormuş. Oğlum demiş ben yokken demiş kaç ekmek sattın? Oğlu babacığım demiş sen yokken demiş 3 kişi geldi. 3 ekmek aldı. Yanlarında bir kişi vardı. O da bir ekmek aldı demiş. Evet. Okumamış ama böyle de bir cevap vermiş. Okumanın önemini böyle anti parantez içinde bize önemini anlatan bu fıkramızın ardından evet. böyle ne yapalım? Klip geçişimize eğitimin, eğitimin önemi gerçekten çok büyük. Saatlerce anlatsak bitmez. Çünkü ilmin, öğrenmenin sınırı yoktur. Ve eğitim alan insanlar çok evet. daha uzun konuları az ve öz kelimeler kullanarak da çok iyi ifade ederler diyoruz. Üslupsal olarak daha haz alacağınız insanlardır. Yani. Evet, aynı zamanda. Şimdi efendim. Sevdiğine değmiyorsa seveni ara. Kıymetini bilmiyorsa bileni ara. Ne yaptınsa olmuyorsa yok başka çaren. Boş ver, bırak gitsin, aldırma. Efendim sözleri Adnan Aslan'a, müziği ise yani bestesi Ali Tekin'e ait olan bir şarkı. Niye bu sözleri okudum? Zaten görmüş olduğunuz üzere şöyle Hakan Berk'in CD kartonetinden okuduk bu sözleri ki az sonra onu dinleyeceğiz şimdi hareketli kıpır kıpır. Evet. Bu arada 2002 yılında Ali Tekin Türe'den bahsettik. Pek çok önemli sanatçıların ve unutulmaz yüreğimize pazıbent gibi eserleri. Yürek apoletimize çoktan yer etmiş. Orada böyle en müstesna köşede yeri olan şarkıların müziğini evet. yapan, sözlerini yazan bir gerçekten çok değerli bestelerimizden ve bestecilerimizden biri. Birisidir. Kardeşi gibi sevdiği Vural Şahin vardı. Onlar ikisi bir ara ortak çalışıyorlardı. Vural abiyle evet. Onları bir gün bir çalıştığım bir radyo programında 2002 senesinde telefonla bir muhabbet edelim dedik. Dedik ki ne kadar? Bir 5 dakika. Ali Tekin Türel'le 35 dakika, Vural Şahin'le de yaklaşık 25 dakika olmak üzere bir saatlik bir telefon balansı gerçekleştirmiştim. Çok sohbetleri de iyidir. Bu anlamda bilgi ve birikim sahibidirler müzik evet, piyasasıyla ilgili. Evet. İnşallah onları da böyle bir gün burada seyircilerimizle buluşturmak isteriz. Yeri gelmişken söylüyorum. Evet. Efendim, biz sohbete devam edeceğiz. Bu arada 0212-556-8870. 0212-556-8870. Siz şimdi Hakan'ın o güzel eserini, hareketli eserini dinlerken telefonlarınız gelmeye devam etsin. Şarkının hemen ardından burada olacağız efendim ama zaten buradayız. Ben sadece size. SMS'lerimiz için de TRK boşluk bırakıp mesajımızı yazıp 3370'e SMS'lerimizi gönderiyoruz. Ve ne yapıyorsunuz efendim? Büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazıyorsunuz efendim. Hazırsa şarkımız gelebilir. Boş ver aldırma diyelim o zaman. Bileni ara, sevdiğine
değmiyorsa seveni ara, kıymetini bilmiyorsa bileni ara. Ne yaptınsa olmuyorsa yok başka çaren. Boş ver bırak, bırak gitsin, boş ver aldırma. Ne yaptınsa olmuyorsa yok başka çaren. Boş ver bırak, bırak gitsin, boş ver aldırma. Boş ver aldırma. Aklın fikrin sende kalsın, kalbin biraz nefes alsın. O olmadan da yaşarsın, boş ver aldırma. Aklın fikrin sende kalsın, kalbin biraz nefes alsın. O olmadan da yaşarsın, boş ver aldırma. Boşver aldırma. Aklın fikrin sende kalsın, kalbin biraz nefes alsın. O olmadan da yaşarsın, boşver aldırma. Boşver aldırma. Aklın fikrin sende kalsın, kalbin de biraz nefes alsın. Biz de Selin'in keyifle dinledik. Evet. Ben arkaya geçtim. Şöyle ne varsa orada tabure, sandalye şöyle kenara attım. Başladım oynamaya. Efendim hareketli. Gerçekten güzeldi. Evet, güzel oluyor. Hareketli şarkılar da keyfimiz, neşemiz daha bir ayrı oluyor. Ben de onun için diyorum ki efendim, biz burada çağırmış olduğumuz konuklarımız da muhabbetlerimiz oluyor, arkadaşlıklarımız oluyor, bazen dostluklarımız oluyor. O da çok önemli oluyor. Böyle ne kadar çok insanın iyi dostu olursa hayatında o anlamda da müspet yönde artılar katar. Onun için buyur. Ben sözünüzü kestim, buyurun. Özür dilerim. Buyurun, ben buradan buyurun. Sevenlerimize, Türk insanımıza şunu demek istiyorum. Havalar nasıl olursa olsun, kesinlikle motivasyonumuzu bozmayalım. Neşemiz her zaman yerinde olsun. Ben de diyorum ki efendim, bu konuşmadan yola çıkar. İnsanlarla her zaman iyi dostluklar kurmaya çalışın. Tabii ki. Çünkü dostunuz ne kadar çok olursa kervan da o kadar kalabalık olur. Ve yolu kesenlerin, sizin yolunuzu kesenlerin belini o kadar çok kırarsınız. Bu gerçekten aslında benim bir sözüm değildir. Doğru. Bu 700 küsur yıldır
Türk kültüründe gerçekten büyük emeği olan İslam Türk düşünürü, mutasavvufumuz Mevlana'nın bir sözüdür. Ben Mevlana'nın bu güzel sözlerini hep hayat felsefesi olarak böyle yüreğimin o angı köşesine yerleştirmişimdir. Gelen sanatçılarımızla, yorumcularımızla burada tanışıyoruz. Bir muhabbetimiz oluyor, bir dostumuz oluyor. Bundan ben çok büyük bir keyif duyuyorum. Hakan da tıpkı buradaki o güzelliği, o kibarlığı, o samimi duygularını özel yaşantısında sizin... da arkadaşlık, dostluk çevresinde de ekrandan gördüğünüz gibi yansıtabilen bir kişi. Ben sizin onu söyleyeyim. Sizin pozitifliğiniz, sizin pozitif enerjiniz gerçekten insanlara bunu hissettiriyor ve o rahatlığı veriyor. Ne mutlu. Şimdi o kadar konuştuk tabii, Hakan da diyor ki acaba şimdi hangi soru gelecek? Ben şimdi Hakan'a şunu sormak istiyorum. Hani sen diyorsun ya, bazı konularda iddialı olmak lazım. Bazı evet. konularda fazla mütevazi olmamak lazım. Olmamak lazım. Yani iyiseniz iyiyim diyebilmelisiniz. Ya insanlar acaba ben iyiyim dersem, ya işte baksana çok ukala falan derler diye düşünmemek lazım. Mütevazilik belirli bir ölçüde bence... belli bir ölçüde. Yani şunu demek istiyor Hakan. Gösterilmeli. Hiçbir zaman itidali elinizden bırakmadan yapacaksınız tabii bazı konuşmaları. Tabii. Hani fazla ayare dokunmadan. Evet. Kimseyi kırmadan, incitmeden. Çünkü biz herkesi seviyoruz. Güzel olan her şeyi seviyoruz. Güzel insanlar gibi. Onun için iyi olduğumuza inanıyoruz. Tabii ki amiyane bu bizim kendi görüşümüz değil. Sevenlerimiz de aynı şeyleri söylüyorlar. Onlardan aldığımız güçle zaten bu konuşmaları rahat yapabiliyoruz. Taktikçilik var mı sen bir taklit yapma? Yani öyle o kötü anlamda taktikçilik değil. Hani böyle eğlence olsun, espri olsun diye taklidini yaptığın bir sanatçımız, bir yorumcumuz var mı? Zaman zaman öyle espri olsun diye. Espri kim mesela yapıyorsun? Ya, işte Müslüm abi falan yapar. Müslüm abi. Biraz yapar mısın bize? Böyle aniden biz sorarız. Öyle. Evet, sesimiz bu arada geliyor mu? Ses geldi. Sevgili Zafer. Evet. Sevgili Erdem kardeşim. Seni seviyoruz, bağrımıza basıyoruz. Evet, sevgili... Evet, evet. Sevgili Erdem'i izliyorsunuz, çok seviyorsunuz. Biz de sizleri çok seviyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Jiletler konuşuyor bu arada tabii. Tabii istemiyoruz, bu bir espri olsun. Müslüm abi biz çok severiz. Gerçekten ki... yüreği, kalbi çok güzel bir insandır her şeyden önce. Zaten sevenleri onun sanatından ziyade yüreğinden, kalbinden dolayı çok seviyorum. Peki Müslüm Gürses'in çok sevdiğin bir şarkısı var mı? O kadar madem hani ufak da olsa espri olsun diye hani taklidini de yaptık. Var mı öyle bir şarkı? Var. Az bir şey alalım. Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin kalbimin derin derin köşelerini, bilemezsin, bilemezsin. Hırçın hırçın akan nehirler, serin serin süzülen merrak suları, bilemezsin. Nar ateşlerde savrulmuş duygularımı, bilemezsin, bilemezsin. Alo, alo. İyi günler efendim. İyi günler. Nereden arıyorsunuz efendim bizi? İstanbul. İstanbul'dan. Çok böyle mikrofonik bir ses duyduk. Evet. Çok merak ettik kiminle müşerref oluyoruz diye. Merhaba, Türkan ben. Türkan Hanım, televizyonunuzun sesini rica etsem birazcık kısar mısınız? Böyle bir sese böyle konuşmak gerekiyor. Türkan Hanım merhaba, nasılsınız? Televizyon sesini nasıl? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok merci, sağ olun. Nasıl, programımızı beğeniyor musunuz Erdem Bey'in programı? Çok güzel bir program, çok güzel harika, bir gazetiniz olmuş. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Umarım ediyorum. Umarım çok güzel yerlerde görürüz sizleri de. Çok merci, inşallah en kısa zamanda. Gazetinizi dinledim. CD'mi aldınız mı? Efendim? CD'mi aldınız mı? Aldım. Özelim parçasını özellikle istiyorum. Çok özelimsin. Evet. Türkan Hanım. Efendim? Biraz sizi tanımak istiyoruz. Mümkün mü acaba? Tabii. Yani insanın kendisini anlatması çok zor. Ne iş yapıyorsunuz mesela? Ben ev hanım. Hayır, çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet, kargo sektöründe çalışıyorum. Kargo sektöründe. Hı-hı. İstanbul'un neresinden arıyorsunuz efendim? İstanbul Zeytinburnu. Zeytinburnu'dan arıyorsunuz Zeytinburnu. Ve kargo işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. O zaman herhangi bir problem olduğunda albüm dağıtımı ile ilgili bu kargo şirketi sana hizmet edecektir. Ben evet, sponsor olurum seviyorlarsa. O konuda. Efendim? O konuda sponsor olurum. Bravo. Bak sana çok bir sponsor olduk. Sağ olun, çok merci. Bu prim konusunu ayrıca konuşalım biz seninle. Vallahi arkadaşlar
arkadaşlara telefonunuzu bırakırsanız tamam, sponsorluk konusunu görüşebiliriz. Türkiye Hanım. Efendim. Siz bu programı ilk kez mi seyrediyorsunuz efendim? Evet, ilk kez seyrediyorum. İlk kez seyrediyorsunuz. Hakan'ı görünce dayanamadınız, bir telefon açayım mı dediniz, zaplarken mi buldunuz efendim? Evet. Anladım. Bir dinleyici, bir seyirci daha kazanmış olduk. Evet. Biz zaten gönülden, çok yürekten... Çok güzel bir programınız var. Devamını temenni ediyorum. İnşallah çok efendim, inşallah. Her gönülden yürekten sizleri diliyorum, çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Bizler de sizleri ve çok güzel yerlerde göreceğimize eminim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fazla sizi meşgul etmeyelim. Çünkü ben teşekkür ederim. Kargo şirketi biliyorsunuz, yoğunluk vardır orada. Evet, İyi günler evet, efendim. Hoşçakalın. Çok özelimsiniz, sizler için okuyacağız. Hangisini istemişti? Çok özelimsin. Çok özelimsin. Evet. Söz ve müziği Burak Öksüzoğlu. Ama biraz merak etsin. Biz ne yapalım biliyor musun? Sanıyorum ki senin klibin hazır herhalde. Biz şimdi seyircilerimiz senin klibini de çok merak ediyorlar. Sen tabii klibinin ki, hangi, bir anons et klibini. Devam edeceğiz ondan sonra. Klip parçamızın klipten ismini, sonra Zor ben... Gelir, Zor Gelir adlı parçamız, klip parçamızdır. Bu yaz inşallah böyle duygu seline kapılmış insanların gerçekten keyifle dinleyebilecekleri çok duygusal, güzel bir çalışma. Her şeyden önce sevgili Tarık Mengüç'ün, Şakşuka Tarık'ın... Zor, güzel bir eser değil mi? Çok güzel bir eser. Hemen ardından bir telefon mu var? Alo. Günler efendim. Alo. İyi günler. Hakan ne haber? Çok teşekkür ediyorum. Ya bismillahirrahmanirrahim ya. Biraz önce bir telefon... Mustafa Zeytinburnu. Zeytinburnu. Hayırlı. Sanki evden eve telefon açıyorsunuz. İşte iş, evde ev telefonu. Alo, ne haber Hakan? Zeytinburnu'dan. Zeytinburnu'dan, haydi haydi. Televizyonun sesini kıs. Televizyonun sesini biraz kısabilir miyiz? Tabii kıstım. Ben Hayri, okuldan arkadaşın. Hayri, merhaba, nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ya seni gördüm dedim, bir arayayım bakayım ne var ne yok. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi bana da çok güzel bir sürpriz oldu. Bir sorsana, nerede seyrediyorlarmış, kaç kişilermiş? Şu anda evde mi izliyorsunuz evdeyim, bizi? Evdeyim, seni izliyorum. Dedim bir arayayım bakayım, göremedim seni, ne zamandır göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayricim, İstanbul dışı sahne çalışmalarımız yoğun olduğu için bir de televizyon programına başladık biliyorsun. Şu an bitirmek zorunda kaldık çünkü... Artık yaz festivallerimiz başladı. Sahne çalışmalarımız yoğunlukta olduğu için. Doğrudur. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyi Allah'a şükür. Biz yani böyle hasret gideriyoruz ama programımız. Ne iş falan yapıyormuş? Tanıtalım, tanıyalım. Hayricim şu anda ne işle uğraşıyorsun? Aynı. Deri. Deri. Çok iyi. Evlendin mi? Çoluk çocuk falan? Üç tane çocuk var. Oh Allah bağışlasın. Biz evde kaldık bu arada. Sesini açtı bu arada. Bak bana soruyorlar ne zaman evleneceksin diye de. ben söyleyeyim, Hakan evlenmez. Evlenmez. Evet, doğru söylüyor. Evlenmem, evlenmem. Ama günün birinde mutlaka olacak yani, sevgili Hayri. Yani. Hayırlısı her zaman. Teşekkür ederim. Bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Hayri. Ben canım arkadaşım benim. Hakan'cığım. Canım hadi dostum. Yanaklarından öpüyorum. Kendine ailenle, sevdiklerinle sana ömür boyu çok mutlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah çok çok mutlu olursun. Zeytin burada da görüşürüz. Tamam oldu. Arkadan da bir ses. Arkadan da bir ses geliyor. Tamam. Diye bir ses geliyor. Yeğenlerimi de benim için öpebilirsin. Senden bir isteğim var Hakan. Tabii ki. Şimdi benim hanım için güzel bir şarkı istiyorum sana. Tamam. O tamam, zaman sıradaki şarkıyı gönderelim tamam, olur mu? Hem oldu, klip parçamız. Tamam oldu. Tamam. Hadi görüşürüz. Kucak dolusu öpücükler, saygılar, selamlar. Sağ olun. Evet, seyircimizi gönderdik. Ben evet, farkındaysanız ben hiç karışmadım. Arkadaşım. Direkt Naber Hakan diye girdi. Senle konuşsun istedi. Sürpriz oldu bana hani da. Hani utanmasam buradan da gidecektim o tarafa doğru ama hani dedim ayıp olur. Sürpriz karışmak oldu, istemedim. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşımdır. Şimdi, okul arkadaşım. Eğer herhangi başka bir sürpriz olmayacaksa, bir sürprizimiz yoksa biz senin klibinin o güzel evet, sürprizini bir yaşayalım, tamam, seyredelim. Sevgili Hayri'ye, tüm sevdiklerimize şöyle gitsin, yapacağız. Onu ben sonraki şarkının klibinin tamam, anonsunu yapayım. Sen de klibini anons et. Senin bu slow şarkının klibinin arkasından çok hoş gidecek. Yine slow bir çalışmayı tamam, Gökhan Tepe seslendirecek. İnsan ol diyecek ama önce senin klibini bir daha anons tamam et. Zor Gelir adlı klibimizi gönderiyoruz. Klip parçamızı gönderiyoruz. Camlara resmini çizdim, baktım saatlerce sana doyamadım, ağladım yalan değil, karıştım inan,
gözyaşlarıma süzüldüm damla damla, döküldüm bebeğim avuçlarıma. Seni içtim yana yana, seni içtim kana kana. Hasretin çok acıymış, dayanmak zor. Zor gelir bir anda seni unutmak, zor gelir şu gönlü sensiz avutmak. Allah'ım yemin olsun sana yanlış yapmadım, sen dururken başkasına kötü gözle avutmak. Allah'ım yemin olsun sana yanlış yapmadım, sen dururken başkasına kötü gözle camlara resmini çizdim. Baktım saatlerce sana doyamadım. Ağladım yalan değil, karıştın inan gözyaşlarıma. Süzüldüm damla damla, döküldüm bebeğim avuçlarıma. Seni içtim yana yana, seni içtim kana kana. Hasretin çok acıymış, dayanmak zor. Zor gelir bir anda seni unutmak, zor gelir şu gönlü sensiz avutmak. Allah'ım yemin olsun sana yanlış yapmadım, sen dururken başkasına kötü gözle bakmadım. Zor gelir bir anda seni unutmak, zor gelir şu gönlü sensiz avutmak. Sen dururken başkasına kötü gözle bakmadım. Zor gelir bir anda seni unutmak, zor gelir şu gönlü sensiz avutmak. Allah'ım yemin olsun sana yanlış yapmadım, sen efendim. Kliplerin hemen ardından programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz efendim. Ben Erdem Gençtürk ve... Ben Hakan Berk. Buradayız efendim. Hadi alo. Alo. Nasıl bir ses öyle? Alo, alo. Ne buyurun güzel. Efendim. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Sizin sesinizi duyuyorum. Çok iyi oluyorum. Sizin sesimizi duyuyorsunuz. Çok mu iyi oluyorsunuz efendim? Evet. Nereden arıyorsunuz? Ben Yürüce'den Naime. Oo, bu bizim daimi seyircimiz. Efendim Naime Hanım. Gerçi Naime'ydi. Kaç yaşındaydın Naime? Ben 18 yaşındaydım. 18 yaşındaydın. Onun için fanatiklerimiz. Şey yapabiliriz, konuşmaya başlayabiliriz. Naime. Efendim. Birkaç gündür sesini duymuyorduk. Hasta mıydın yoksa böyle rahatsızlık falan mı oldu? Yok, işlerimiz vardı. Çapaya falan gidiyorum. Ama yok yok diye yapma ya. Öyle konuşma ya. Olmaz Naime. Biraz daha güzel konuş. Hadi bakalım dinliyoruz. Naime'cim nasılsın? Sorun vardır senin.
Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlandı. İnşallah senin... Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Naime, sen bizi öylesine mi aradın ya? Yok mu bir soru ya? Biz soru bekliyoruz. Ben bak... soru sormayayım. Sadece başarılarının devamını diliyorum. Çok, kime çok diliyorsun? Teşekkür ediyorum, kime sağ olun. O yüreğinden içinden öyle geldi demek ki. Evet. Hakan Bey'e demek evet. istedim. Hakan Bey. Ha, dedirtemedik. CD'mizi aldınız mı? Evet. Almış. Hiç çok kaçırmam. Efendim? Hiç kaçırmazsın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu kadar mı Naime? Bu kadar. Benim için güzel bir şarkı okursa çok sevineceğim. Tamam. Senin için güzel bir şarkı okuyacağız Naime. Çok mutlu olacaksın, çok sevineceksin. Hangi şarkı istiyorsun? Var mı madem CD'sini almışsın? Fark etmez, herhangi bir şarkısı olabilir. Tamam, biz o zaman senin için canlı bir şey isteyeceğiz şimdi Hakan'dan. Biraz tamam. heyecan da var. Peki Naime, sana kapatmadan bir şey soracağım. Buyur. Naime, sence aşk nedir? Ama bence aşkın tarifi olmaz, yaşanır yani. Sende mi yaşanır? Çok güzel. Anlayamadık. Bir daha söyle. Aşkın tarifi olmaz benim için yani, yaşanır. Yaşanır diyorsun aşk. Evet. Peki, teşekkür ederiz, bir fikir sorduk. Naimeciğim, harika bir kelime kullandın, gerçekten seni kutluyorum. Evet, sen arada, olayın arada, püf noktasını yakalamışsın bence. Arada böyle madem evet. soru sormuyor, biz ona sorup cevap alalım dedik ya. Peki Naime, Yüllücü'ye selamlar. Oldu, aleyküm. Gelibolu değil mi orası, Gelibolu? Evet. Tamam. Okuyamıyoruz bu arada eğitim. Yok, okumuyorum, evdeyim. evde bir kitap oku arada bir yani, okumama ille okul anlamında değil. Çok okuyorum zaten, şiir yazmak, kitap falan benim işim. İşin, hiç şiir okumadın bize? Şu an yanımda yok kitaplar. Aklında var mı peki şöyle bir dörtlük? Yani öyle. Yok. Peki. Sen o zaman onları bir gün ara. Yani bul o kitapları, hazırlıklı ol, öyle ara bizi. Tamam. Tamam mı? Sen çünkü bizim daimi bir seyircimiz olarak evet, daha güzel, efendime söyleyeyim, içinden güzel, hoş bilgiler yani aktarabileceğimize. Duygularını evet. aç ki bizler de sizi duygularınızla daha çok sevelim. Yani yüreğinin kapısını aç diyorsun. Tabii. Çünkü şiir yazıyormuş. Tamam. Bize yürek kapılarını aç Naime bir dahaki aradığında. Tamam mı? Şiirlerini dinleyelim. Tamam. Oldu. Hadi iyi günler. Naimeciğim, kendine iyi bakıyorsun. Oldu, siz de iyi bakın. Sağ olun. Böyle arayan, devamlı bizim programımızı takip eden seyircilerimiz oluyor. Onlara da böyle seslerini duymaktan mutlu oluyoruz. Evet. Ama ben nedense hep dikkat ediyorum. Böyle güzel böyle bir soru sorusuna istiyoruz hayata. Mesela ben diyorum ki aşk nedir? Hani böyle düşündürücü, güzel cevaplar alabileceğimiz evet. sorular da bekliyoruz seyircilerimizden. Tabii ki insanlarda yaşam da oluyor. Şimdi aşk nedir diye sordum. Şimdi bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Şimdi aşk için... Hayatımı feda edebilirim ama özgürlük içinse aşkımı feda ederim demiş bir düşünürümüz. Bu kadar madem aşktan bahsetmişken bu sözü söylemek ve bu söz üzerine düşünmek lazım. Sen katılıyor musun? Telefonumuzu alacağız. Katılıyorum. Musun? Ne dedim ben peki Hakan'cı? Sözümüz nasıldı? Şimdi felsefi olarak biraz geniş düşünceye sahipsiniz. Eğitimin benim eğitim Hakan'cı, ben meslek lisesi bitirdim. Bir yıl hazırlık okudum, yüksek okul bitirdim. Benim hayat felsefemi böyle güzel sözler oluşturur. Evet. Bununla ilgili pek çok kitaplar okudum zamanında. Güzel. Halen okumaya devam ediyorum ve bu hayat felsefelerimi bu sözlerle pekiştirirsem, mesela ben Türk Halk Müziğimizde çok değerli ozanlarımızın, Karacaoğlan olsun, Yunus Emre olsun, bunların insanları hayata daha iyi güzel bağlayacak olan, güzel sözleri güzel var. Olan her şeyi algılıyoruz. Evet, evet. Biz buna başladık, bu bir program çıkar bundan. Alo. Alo. Bu ses. Alo. Buyurun efendim. Alo, buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Gayet iyi geliyor. Dinliyoruz. Daha yeni arayan bir arkadaşımız şiir okumak istemişti. Acaba bende bir dörtlük var, okuyabilir miyim? Buyurun tabii ki. Tabii ki. Okuyayım. Okuyayım. Yüreğim savaş meydanı gibi darma duman. Önce yaralandı, şimdi hasretinden perişan. Hasret çekmek ölümden de zor ve gülüm. Güzel mi? Güzel ama bak şimdi bak. Vurdunuz, dağıttınız, kırdınız, geçtiniz. Ama bir dakika, nerede arıyorsun bizi? Adana'dan arıyorum. Adana'dan. İsim neydi? Ebru. Ebru? Evet. Sen şimdi az önceki dedim bir arkadaş şiir okumak istedi ama okumadı. Ben onun yerini aradım, okumak istiyorum dedin. Ama öyle bir şiir okudun ki biz bir şey anlamadık. Bunu bak arkadaşımız, sesçi arkadaşımız öyle daha güzel buna bir eko verdi. Tane, o kadar güzel bu denge oluşturdu. Ses düzeni dengesi oluşturdu. Sen böyle hızlı geçtin. Şunu tane tane oku bize. Ama herhalde alttan fon müziği veremediğimiz için o gerek yok. Öyle bir eko var ki hep bütün fon müziklerine on çeker. Hadi bakalım bir daha bir güzel oku, tane tane, yavaş, duygu kat. Tamam. Hadi. Yüreğim savaş meydanı gibi darma duman. Önce yaralandı, şimdi hasretinden perişan. Hasret çekmek ölümden de zor be gülüm. Peki.
Askerde mi eniştemiz? Gidiyor bunlar çok neşeli. Yok hayır. Çok hasret çekermiş gibi bir haliniz var da. 0-1 Adana. Adana duyuyor musun bizi Adana? Evet, duygularınıza da yansıtmışsınız. Kaç kişi seyrediyorsunuz? Çok güzel Adana kaç kişi seyrediyorsunuz? 2-3 kişi varız arkadaşlarla oturuyoruz. Arkadaşlar siz evde oturuyorsunuz. Oo alkışlıyorlar. Çok teşekkür bravo ediyoruz herkese. Peki bir buradan şey soracağım Adana. Bu normalde hafta içi okul yok mu iş yok mu ne yapıyorsunuz siz böyle evde oturuyorsunuz? Okul tatil evde oturuyoruz biz arkadaşlarla toplandık. Toplandınız. Bizi evet kaçıncı kez seyrediyorsunuz? Efendim? Kaçıncı kez seyrediyorsunuz bizi? Hiç kaçırmıyoruz ki. Allah Allah. Bütün kızlar toplandık şarkısını gönderiyoruz. Niye kaçırmıyorsunuz? Sebebini öğrenebilir miyiz? Bir şey yapmıyoruz ki burada. Genellikle güzel şarkılar çıkıyor. Evet. Şarkılar çıkıyor. Biz de seviyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Adana. Adana. Ben de sizi çok seviyorum. Adana. Bir daha alkışlayın. Coşkulu bir alkış alalım. Adana'ya kucak dolusu saygılar, selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz Adana. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler yapıyoruz. Evet, biz böyle hani böyle gerçekten çok şey yapıyoruz. Yani. Hani arıyor seyircimiz ama biz bütün Adana'dan bahsediyoruz. Orada böyle genel Adana'ya olur el sallamış tabii oluyoruz. O ilimizi böyle sevdiğimizi bir kez daha belirtiyoruz ki Adana'dan da başka telefonlar gelsin diye. Tabii yani ki bütün genele yayıyoruz olayı. Efendim Adana'ya yani teşekkür ettik. Gelibolu'ya teşekkür ettik. İstanbul'dan gelen telefonlara teşekkür ettik. Geldik albümle ilgili konuşmamıza. Şimdi böyle güzel bize bir şey söylesen. Canlı mı? Canlı tabii. Canlı. Telefon mu var? Peki. Alo hadi diyelim, var mı telefon? Alo. Merhaba Erdem Bey. Merhaba efendim. Çok derinden geliyor. Ses çok garipten geliyordu. Anlayamıyoruz. Merhaba Erdem Bey. Merhaba efendim. Nereden arıyorsunuz? Sivas'tan arıyorum. Sivas'tan arıyorsunuz evet, ama bir tanıyalım sizi. Ben geçen hafta da aramıştım. Ben Emel. Emel? Evet. Kaç yaşındaydın Emel? 15 yaşındaydım. 15, yani 15 ben... Çok peki, yine mi bizi tercih etti seyretmek için bugün? Evet. Hasan Bey merhaba. Merhaba Emel'cim, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Okulu mu kaytardın bugün? Öyle oluyor. Niye kaytardın Emel? Dersler olmadığı sıcak için gitmedim bugün. Gitmedin. Bugün dedin bizi seyretmeyi. Hava da sıcak. Seni hali gördü tabii, ne yapsınız? Görünce dedi ben bugün dedi okula mokula gitmeyeceğim dedi. Zaten biz 1'de başladık. Bilmiyorum sabahçı mı öğleden sonra mı onu da evet bilemiyoruz ama. Peki Emel, bizi Sivas'tan arıyorsun şu anda. Hı-hı. Ama ses de uzak geliyor Emel. Yakında Sivas'tan mı arıyorsun Emel? Sivas'tan arıyorum. Yakında Sivas'ta festivallerde olacağız. Bunu da duyuralım. Evet, kavun festivali varmış galiba. Hı-hı. Kavun festivali? Evet. Karpuz festivali de oluyor değil mi? Sivas bir de Kangal festivali vardı. Zannedersem. Ve her yerin kendine has festivalleri olacağız var. Emel'in de çok güzel bir sorusu varmış sana. Bak alalım mı o soruyu? Tabii ki. Sorum yok size. Soruyor. Yani bu arada Sivas Belediye Başkanımıza saygılarımızı iletiyoruz buradan. Peki Emel teşekkür ediyoruz aradığın için o zaman. Teşekkür ederim Erdem Bey. İyi yayınlar. Sağ olasın Emel'cim, teşekkür ederim. O Erdem Bey diye başladı öyle götürdü, soru yok. Sadece böyle bir ses duymak hani kendini evet hatırlatmak istiyor seyircilerimiz. Evet. Bundan da mutluluk duyuyoruz ama öyle soru bekliyoruz efendim. Yorumcumuza, yani sanatçımıza soru bekliyoruz. Iyi. Şimdi sen mikrofonu uzatmıştım ben sana. Böyle bütün bizi seyreden genç kızlar için böyle romantik, hep bunlar severler, aşık olurlar ya biliyorsun böyle. O duyguları onlara bir yaşatacak ne söylersin? Açık mı mikrofonu? Bu aralar çok yalnızım, hep isyankar, hep mutsuzum. Alnımdaki kara yazı ecel gibi silinmiyor. İçimdeki kurşun değil, aşk yarası kapanmıyor. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarımı. Söyleyin mahşere sakladım günahlarımı. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin, söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarımı. Söyleyin
mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin. Aferin sana. Bu da sevgili Ebru Gündeş'in çok güzel bir çalışmasıydı. Bu arada ben bir içimdeki bir hissimi aktarmak istiyorum. Ebru Gündeş'le ben düet yapmak istiyorum. Evet. Bir albümünde eğer uygun görürse kendisi de. Biz de bak köprü oluyoruz böyle. Güzel bir düet parça okumak istiyorum kendisiyle birlikte. Evet. Sesimiz de ulaşırsa buradan. Aferin sana diyecek. Çok teşekkür ederim. Serap Safas seyredeceğimiz klibinde. Aferin sana, Serap'tan gelsin o evet. zaman. Sen Hakan devam et. Sen de bizim meslektensin. Devam et. Bu arada canlı telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo, ben İzel. 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 Kuzel, evet. Niye aradın kuzel? Ben de bir şey okuyacağım. Dedenden fırçayı yedin ama bu arada yani İzel. Efendim? Dedenden fırçayı yedin ama. Dede nerede dede? Dede girmesin içeri. Gitti. Ama bir daha kapatma. Biz üzülüyoruz bak. Kuzel. Ay, özür dilerim. Bak gördün. Medeni Cesaret'te bir çıktı bir tane seyircimiz Adana'dan. Ah nasıl evet. okudu şiiri gördün değil mi? Helal olsun valla. Evet. Bak sen dedin ki benim ne eksimle günahım var. Cesaretlendi işte. Hadi kuzen dinliyoruz seni. Hayatta en büyük payın gülmek olsun. Eğer bir gün ağlarsan o da mutluluk olsun. Seven bir kez ölen bir kez gömülür. Benim sana olan sevgim ne ölür ne de gömülür gülüm. Bu kime olan sevgiden bahsediyorsun? Bir de başka var. Hemen geçiştirin. Aklımda. Söyleyeyim mi? Evet, söyle söyle. Sevgiyi taşımak değil, hasretini çekmek zor. Ağlamaya çalışmak değil, gülmeyi unutmak zor. Yaşayıp da ölmek değil, özleyip de görmemek zor. Çok güzel. Sen de bir şiir okusana bunun üstüne. Bağrıma saplandı zehirli ben diken. Ben bu şiiri Hakan Bey'e armağan ediyorum. Tamam, çok teşekkür devam ediyorum. Devam et, devam et. Bağır. Bağrıma saplandı zehirli diken, vefasız oluşun boynumu büken. Ben kendi dünyamda çok mutluyken ne hallere düştüm, gel de gör beni. Çok güzel. Dün gece baban yine beni gördü. Çevirdi yine beni yolumdan. Belli ki kızmış söylenenlere. Tuttu beni iki kolumdan. Sakın ha oğlum kuzen, bakma kızına. Deden de seni kolundan mı tuttu yoksa? Telefonu kapattın sen az önce ha? Öyle bir şey mi oldu? Bu evet. Rezil olduğun evet. adlı parçamız. Biz başta şimdi fıkra oldu mu arka arkaya, şiir oldu evet. mu arka arkaya. Kuzen. Dedem birden tansiyonu düştü o bakımdan. Geçmiş ben olsun. Dede dedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dedemizin ellerinden öpüyoruz bu arada. Dede ne yapıyor şu an dede? Dedem aşağı indi evlerine. Aşağıda ne var? Kendi evlerine indi. Evet. Evet bu arada bir şey söyle kameramanız. Ne yapıyoruz? Ha reklamımız mı var sırada? Evet. Kuzen çok teşekkür. Miyim? Annem geliyor. Güzelciğim çok teşekkür. Aman yavaş kapat. Aman yavaş yavaş kapat kuzen. Yavaş yavaş. Dinlemek tabii ki. Adına albümünden senin güzel bir şarkı gelecek. Tabii. Hangisi gelecek sen yine anons et. Adı Sen Oldun adlı parçamız galiba. Hareketli Smol. Rejideki sevgili hareketli Zafer'e. Mi? Hareketli, hareketli mi? Hareketli. Hareketli. Hadi oynuyoruz efendim. Telefonda tanışmıştık ya hatırla. Birkaç cümlenden sonra kalbim başladı yaramazla. Senle ilk telefonda tanışmıştık ya hatırla. Birkaç cümlenden sonra kalbim başladı yaramazla. İşte o an dedi. Aradığım insan karşımda. Nelileri görenler benim. Yanılmamışım, yanılmam asla. Bu sevdanın adı sen oldun. Soyadı da ben oldum. Ben bu sevdanın şa.
Tanışmıştık ya hatırla, birkaç cümlenden sonra kalbim başladı yaramazla. İşte o an dedim ki aradığım insan karşımda. Nelileri gören neredeyim, yanılmamışım, yanılmam asla. Adı sen oldun. Bu yeni evlenecek olan çiftlere de yazılmış aynı zamanda bir parça. Çünkü bu sevdanın adı sen oldun. Evlendiğiniz zaman eşinizin soyadı sen oldun. Sen oldun. Evet. Ben de yoruldum. Bayağı bir tepindim orada. Böyle hareketli duyun dayanamıyorum efendim. Hareketli şarkılar. Gerçekten çok pozitif. Şimdi, çok hareketlisiniz. Bu programı sürekli olarak takip eden seyircilerimiz fark edeceklerdir ki ben böyle hareketli şarkı takıntısı vardır bende. Hep bahsederim. Çünkü oynarım. Evde İş yerinde hareketli şarkı duyduk mu biz böyle dans ederek hareketli yürümeye, olmak iyidir. Anons böyle hareketli yapmaya başlarız. Olmak iyidir. Efendim çünkü insanlar ödül ümidiyle, başarısızlık korkusuyla ve bir yıldız parıltısıyla dolarlarsa içleri işte o zaman tam formunda olurlar. Yani bu şekilde harekete geçirilirlerse tam formunda olurlar. Biz de zaten tam formumuzdayız. Bir yıldız hareketi içimizde hissediyoruz. Bir yıldız kıpırtısı var içimizde. Evet. Ve tam Allah formundayız. Nasıl formundayız hareketli şarkılarla? Bu formumuzu koruyoruz. Ben efendim adamın biri eşi hamileymiş. Ve üzerine de titriyormuş onu. Evlenmişler senin şarkını anlattığın gibi. Evet. Soyadını da almış bu hanımı. Ve yıllar sonra bu aşk, bu sevda meyvasını vermeye başlamış ve eşi hamile kalmış. Adam üzerine titriyormuş. Amanın böyle evde ayağından böyle altına yastığı, koltuktaki rahatı eksik olmasın. Yediği, içtiği, ne varsa ne istiyorsa hanımının her şeyi yapmaya çalışıyormuş. Neyse bir gün eve geldiğinde kısa bir zaman tabii hamile daha birkaç ay sonrası bir bakmış ki eşinin karnı daha da bir büyümüş. Epey bir fark. Demiş ki bu ne demiş, eyvah, bu hal ne demiş, niye senin demiş karnın bu kadar birdenbire büyüdü deyince eş demiş ki aman demiş, bey demiş, bugün demiş öyle bir susuzluk bastı ki hani aşererler ya biliyorsun hamileler, evet, yani sen hanımlar daha iyi bilirler. O kadar demiş bir susuzluk hissettim ki öyle bir yandım ki demiş bol bol demiş su içtim deyince bizim bu amanın bu hassas üzerine titreyen kocası birdenbire sen ne yaptın demiş, bu kadar su içilir mi demiş, ya o şimdi o bebek demiş boğulmayacak mı orada demiş ya. Böyle bir durum yani, o kadar şimdi evlenmişler üzerine titreyen bir bey. Böyle mutluluklar adına bütün evli çiftlere, hamile bayanlar varsa onlara ithafen anlattık. Böyle aklınızda bulunsun diye senin şarkından yola çıkarak aklımıza geldi. Çok biz sevgi üzerine, aşk üzerine çok şeyler konuşuruz. Çünkü türküler bunu anlatıyor, şarkılar bunu anlatıyor. Evet. Efendim ben de diyorum ki, efendim değerli olmak şöhret olmaktan çok daha önemlidir. Kişi eğer değersizse ve ne kadar değersizse şöhret ipine o kadar çok asılır. Değerli olun, zaten gerisi gelecek diye düşünüyoruz. Ve Hakan da zaten bu duygularını bizimle paylaştı. Evet.
Biz de bu duygularından dolayı seni tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel konuştun. Şimdi senin o güzel bir şarkınla biz tekrar hareketleniyor muyuz? Ne yapıyoruz? Çok teşekkür ederim. Onun öncesinde ben şunu belirtmek istiyorum. Ben geçenlerde yine bir programa konuk oldum. Sevgili Asena'ya, Fox TV'de. Asena'ya konuk oldum. Evet. Orada da mesela insanlardan aldığımız reaksiyon, ben magazinin gündemini teşkil edecek çok farklı konularla gündeme gelseydim insanlar o kelimeleri sarf etmezlerdi zaten. Magazinci arkadaşlarımız işlemişler bunları sitelerinde, magazin.com'da. Mesela orada diyor ki işte Hakan Berk, Asena'nın programında sesiyle, güçlü yorumuyla insanların beğenisini kazandı. Bu çok önemli bir şey. O zaman söz ve müziği Burak Öksüzoğlu'na ait olan Aman Dur, Sakın Ağlama Gülüm, Kıyamam Sana Gülüm, Beyaz Gülüm. Bu arada Acı Hayat'ı çok seviyorsunuz galiba. Ya arada biz seviyoruz. Güzel. Favori dizilerimden biri. Ama ya nasıl söyleyeyim? Çağda gayet güzel bir çağrışım yapılıyor yani bunu okuyunca. Evet. Efendim şimdi Hakan'dan dinliyoruz bu güzel eseri. Bu bu parça insanların hayatında hani çok özelleri vardır. Evet. Çok özellerine hitaben söyleyebilecekleri, hitap edebilecekleri çok güzel bir beyaz güllerine. Sen benim çok çok özelimsin diyor. Aman dur sakın ağlama gülüm, kıyamam sana. Ölürüm içimde, acır bu yüreğim, dayanamaz buna, dayanamaz buna. Sen varsan gelirim, sürüklenirim her yere. Seni canımdan çok seven biri var, sakın unutma. Sen varsan gelirim, sürüklenirim her yere. Seni canımdan çok seven biri var, sakın unutma. Hangi sözün olsa çekerim, ver elinden zehir içerim. Sen bu gönlüm tahtı sahibi, sen benim çok çok özelimsin. Gözlerime bak da gül hadi, üşür ellerim uzan tut hadi. Sımsıkı sarıl bana sev hadi, sen benim çok çok özelimsin. Sakın unutma, hangi sözün olsa çekerim, ver elinden zehir içerim. Sen bu gönlün tahtı sahibi, sen benim çok çok özelimsin. Gözlerime bak da gül hadi, üşür ellerim uzan tut hadi. Sımsıkı sarıl bana sev hadi. Sen benim çok çok özelimsin. Hangi sözün olursa çekerim, ver elinden zehir içerim. Sen bu gönlün tahtı sahibi, sen benim çok çok özelimsin. Gözlerime bak da gül hadi, üşür ellerim uzan tut hadi. Sımsıkı sarıl bana sev hadi. Sen benim çok çok özelimsin. Oh, 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 oh,
sözüm olsa çekerim, merelinden zehir içerim. Sen bu gönlün tahtı sahibi, sen benim çok çok özelimsin. Gözlerine bak da gül hadi, üşür ellerim uzan tut hadi. Sımsıkı sarıyorum bana sev hadi. Görüyorsun Cuma Hakan'cığım. Sen benim Hakan'cığım. Çok çok özelimsin. Çok çok özelimsin. Sen de bizim bugün özel bir konuğumuzdun. Bir çok baktık ki ediyorum. Çok çabuk zaman, vakit geçmiş. Gibi akıp şöyle geçti. Bakıyoruz, gelmişiz 15.55'i evet. Gösteriyor. Yani artık yavaş yavaş kapanış yapacağız. Ondan sonra yine klibimiz gelecek. Efendim, öncelikle Hakan ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda... Telefon mu var? Alo. Alo. İyi günler efendim, buyurun. Ama kısın biraz, kısın. İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz efendim? Bizden saygılar, sevgiler size gelsin. Ses gitti. Teşekkürler. Sesiniz çok derinden geliyor yalnız. Biz çok derin konuşuyoruz da ondandır efendim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum ben. Neresinden? Küçükçekmece. Küçükçekmece'den arıyorsunuz. Böyle programımızın son ve telefon mihmanı oldunuz. Artık kapanış yapacaktık. Durdunuz, evet. Durdunuz. En son aradınız yani. Kanalımızı yeni açtık. Yeni açtık. Benimle beraber seyrediyoruz sizi. Kiminle? Kuzenimle. Kuzeninle. Siz de mi kuzen? Bugün kuzenler. Bugün kuzenler günü yaptı, değil mi? Kuzenler günü. Peki, kabul günü. Niye aradınız efendim programımızın sonunda? Bir şey mi söylemek? Çok önemli bir şey mi ben var? Ben arkadaşım adı herhalde Hakan. Ben yeni izliyorum kendisinde. Evet. Ben de birkaç gün önce nişanımdan ayrıldım. Onun adı da Hakan'dı. Böyle bir ilham geldi bana. Hakan'ı arayıp bir teklifte mi bulunmak istiyorsunuz? Yani böyle bir şey mi var yani? Ayrıldığınıza çok üzüldük. İnşallah barışırsınız. Yoksa ona da benziyor mu fizik olarak da? Yok, Hakan'a hiç benzemiyor ama ten olarak benziyor. Ten olarak benziyor. Hani diyor ya Osman Sonra Kravat'a... Sonra çok önemli tenimizin uyumu. Evet. Evet, kesinlikle. Bunu söylemek için mi aradınız bizi programımızın sonunda? Onun için mi böldünüz bizi efendim? Evet evet, onun için aradım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tutmayalım fazla. Küçükçekmece'ye saygılar, selamlar. Çok teşekkürler, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet, eğer programımızın ortaları olsun biraz daha muhabbet etmek isterdik ama... Şimdi evet, fazla biz kapanışa geldiğimiz için uzatmak istemiyoruz. Başlık mı gider çünkü? Çok pozitif, çok güzel elektriği olan bir program sunucususunuz. Aynı zamanda onu belirtmek istiyorum. Öyle miyiz, ne mutlu. Programınıza konuk ettiğiniz için de beni ayrıca teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim, geldiğiniz için. Kanal Türk ailesine. Türk TV'ye. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın demeden önce hep Kanal Türk'te, Erdem'de kalın istiyorum. Evet. Evet, Türk TV'de kalın diyorsun. Çok güzel. İnşallah seyircilerimiz bizi bu anlamda senin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Efendim, ben de diyorum ki bilgelik bundan sonra ne yapılacağını bilmektir. Beceri ise bunu nasıl yapılacağını bilmektir. Erdem ise bunu yapmaktır efendim. Ben Erdem Gençtürk. En güzel duyguları, bu güzel sanatçıları, yorumcuları burada sizlerin gönüllerinizin mihmanı olarak yarın yine 13 ile 16 arası Türk TV'de buluşmak üzere. Gönlünüz neyin özlemiyle doluysa yarınlar size onu getirsin. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.